Mehmet Barlas, Allah'ı koyrafa modeli siyaset söylemleri üzerine. Bazen akıllıca söylenmiş bir söz bütün safsatıları sona erdirir. Buna bir örneği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hürriyete verdiği demeç karşısında CHP'nin İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in gösterdiği tepkiyle verebiliriz. Kılıçdaroğlu Hürriyete yayınlanan demecinde şöyle konuşmuştu. "Mitin içinde bir grubun sadece CHP için görevlendirildiğini biliyoruz, CHP içinde karışıklık çıkarmak ve daha bir sürü başka şey için yapıldı bu görevlendirme.'' Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen mecliste basın mensuplarıyla konuşurken şöyle yanıtlamış. Biz zaten yeteri kadar karışığız, MIT'e ihtiyaç var mı bilmiyorum demek ki MIT yapıyormuş. MIT'in diğer projeleri. Bereket Türmen bu kadar konuşmuş. Ya şunları da söyleseydi? Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı yapan ve Baykal'ı deviren kaset komplosu da mı MIT'in CHP'yi karıştırma projesinin bir parçasıydı? Yahut Ekmelettin İhsanoğlu'nu Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmak da mı MIT'in bir projesiydi? Bu tür soruları sonsuza kadar sürdürmek mümkündür ama doğru olan galiba CHP'yi kendi haline bırakmaktır. Çünkü bu köklü partinin günün gerçeklerine uyarlı siyaset üretmesi pek mümkün görünmüyor. Bunun için gerekli birikimli kadrolar da toplumun ufkunu açacak yeni bir vizyonda şu anda CHP'de yer bulamıyor. İktidar kanadından gelen her açıklamaya laf yetiştirmek, her konuyu ak ile kara arasında sıkıştırmak ve çözüm süreci gibi bir konuda bile ikircikli davranmak bugünün CHP'sinin siyaset tarzını yansıtıyor uzaktan izliyor Kılıçdaroğlu'nun çözüm süreci hakkında hürriyete söylediklerine bakın. Sanki bu süreç CHP'nin uzaktan izlediği ve kendisini pek ilgilendirmeyen bir dedikodu konusu gibi değil mi? PKK'nın silahlara veda etmeyeceğini herkes biliyor. Dolayısıyla o tartışmanın hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Kandil'deki yetkili biz silahları bırakmayacağız dedi. Türkiye'ye karşı silah bırakılacağı da söylenmiyor. Aksine silah bizim gücümüzdür. Silah elimizde oldukça masada daha güçlü oluyoruz diyorlar. Bunu da kanıtladılar. Bari sussalar. Kobani olaylarında hükümet koşa koşa gitti, İmralı'dan olaylara müdahil olmasını istedi, o da gereğini yaptı, PKK'nın kongre kararıyla da silahlara veda edeceğini sanmıyorum, Selahattin Bey'in yaptığı açıklamalar HDP, Kandil ve İmralı hattında sorun olduğunu gösteriyor, sorunun temelinde ise anlaşılıyor ki görüş birliğinin olmaması var. Melih Altınok'un Türkiye'deki köşesinde ileri giden HDP'lilere verdiği öğütte CHP'nin konumu ne kadar açık belirtilmişti. Özetle bazı HDP'lilerin tek yapması gereken şey CHP kadar destek vermedikleri sürece hiç olmazsa MHP kadar karşı olmamak. Bir şey yapmadan sadece durmak ya da illa bir şey söyleyeceklerse de Kandil yerine İmralı'ya kulak vermek. Mehmet Barlas, Sabah